Sevgili izleyenler, Videon TR ekranlarına hoş geldiniz. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Doçent Doktor Mahmut Akpınar beyefendi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Artık sizin de bir kanalınız var ve orada verimli içerikler üretiyorsunuz. Öncelikle hayırlı olsun kanalınız. Teşekkür ederim. Amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Estağfurullah. Gerçi şu ana kadar biraz profesyonel yardım aldığım için ilk videolar güzeldi ama bundan sonra aynı yardımı almam söz konusu olmayabilir. İnsanları meşgul ediyorum. Daha amatörce olabilir yayınlarım. Estağfurullah hocam. Orada iki tane video yayınladınız son dönemde. Hizmet nedir, ne değildir şeklinde. Çok güzel bir şekilde hizmetin tanımını yaptınız. Sanıyorum bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bireysel olarak hizmet bizim için ne ifade ediyor? Bunun tanımını yapmak. Ve siz orada bu konuda bize yardımcı oldunuz diyebilirim. Ben sizin ifadelerinizle biraz okumak istiyorum. Hizmet nedir? Videonuzdan ve o videoyu izlemeyen izleyicilerimiz için de kısa bir açıklama olsun bu okuduklarım ve sonrasında da sorularıma geçeceğim izninizle. Hizmet nedir? Hizmet ihlas düsturlarında ifade edildiği gibi yaratıcının rızasını kazanma yoludur. İhlas yoludur. Amelinde rıza-i ilahiyi gözetmektir. İlahi kelimetullah'tır. Allah'ı insanlara tanıtmaktır. Yaratıcının maksadını anlamaya çalışmaktır. Hizmet, Allah, kainat ve insan arasındaki ilişkiyi sağlam bir zeminde sağlıklı şekilde tanımlamak ve anlamaktır. Bunu kitabına, bunu sağlıklı bir şekilde tanımlayabilmek için Kur'an kadar kainat kitabına da eğilmek, dini ilimler kadar tabii ilimlerle, sosyal bilimlerle de meşgul olmak ve hakikati kuşatmaya çalışmaktır. Sadece dini ilimlere yoğunlaşarak yobazlaşmaktan, sadece fenni ilimlerle meşgul olup inansızlıktan nesilleri kurtararak ikisinin mecziyle hakiki medeniyete, insanlığa ulaştırmaya çalışmaktır. Hızlıca başlıklarla geçeceğim. Hizmet, İslam'ı asrın idrakine uygun yorumlamaktır. İnsan olmaktır, Alvarlı Efe'nin dediği gibi. Yaratılanı sevmektir, Yunus gibi. Hizmet, tefekkürü, düşünmeyi öne çıkarmaktır gibi. Hizmet, fakirlikse insanları fakirlikten kurtarmaya çalışmaktır. Hizmet, cehalet, fakirlik ve ihtilaf düşmanlarıyla etkili savaşabilmektir gibi hizmet tanımı var. Daha çok güzel bir şekilde tanımlıyorsunuz hizmeti. Bunu okuduğumuz zaman ve sizi dinlediğimiz zaman diyorsunuz ki evet, hizmet prensipleri hakikaten çok güzel. Böyle bir hizmet prensibi uygulanmış olsa hizmette gerçekten hiçbir sorun olmayacak gibi düşündüm ben. Ama geldiğimiz noktada yaşadığımız problemlere baktığımız zaman ve dünyadaki Müslümanlara baktığımız zaman, hani diyoruz ya, Müslümanlar dini yanlış yorumluyorlar. Bizim hizmet içerisindeki insanların yaşadığı problemleri, takılıp kaldıklarını görünce insanlardan müteşekkil olan hizmeti insanlara takılma refleksiyle biz korumaya çalışıyoruz ya da savunmaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi bu problem özünde nedir? Yani hizmetin yanlış yorumlanması mı? Yoksa hizmetin gelişen dünya ile birlikte gelişen dünyaya dair güncellenme ihtiyacı mı? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi kavramlar önemlidir. İnsanlar kavramlarla düşünür. Bilim dediğimiz şey kavramlar üzerinden üretilir. Yine hukukta da mesela bir yasa çıkarılırken pek çok yasada görürsünüz. Yasa İçinde kullandığı, o yasa içinde kullanılan kavramları tanımlar. Der ki mesela A kavramı, bardak kavramı şu anlama gelir. Araba kavramı şu anlama. Onu efradını, cami ayarını maniyen kuşatıcı bir şekilde tanımlar. O tanımdan sonra kavramlar üzerinden sınırları belirli bir şekilde daha rahat konuşabilirsiniz. Esnemeler olmaz. Bilim üretirken kavram çok önemlidir. Kavramlar üzerine mutabık kaldıktan sonra daha sağlıklı bilgiler üretebilir ve onlar üzerinden ilerlemeler kat edebilirsiniz. Şimdi ben bu iki videoyla özellikle hizmet nedir ve ne değildir videolarıyla hizmet kavramının biraz sınırlarını kendimce acizane kuşatmaya çalıştım.
Hizmet nedir ve ne değildir, ne olmamalıdır? Şimdi bunları kaçırdığınız zaman insanların içinde çok değişik zihni ve duygusal melekelere, kabiliyetlere sahip insanlar var. Mesela çok duygusal insanlar var, öbür taraftan çok rasyonel insanlar var. İnsanların olaylara bakışları çok farklı, kimi bütüncül bakıyor, kimi ayrıntılara takılıyor filan. Kavramlarla sınırları çizerseniz neyi konuştuğunuzu daha rahat anlaşabilirsiniz. Mesela arabadan bahsediyoruz diyelim. Ben araba derken elektrikli çalışan bugünün modern araçlarını kastediyorum ama bir başka abimiz, arkadaşımız araba derken işte 50-60-100 yıl önceki tekerlekli öküz arabalarının, öküzlerin çektiği kanılardan bahsediyor ise, onu anlıyor ise o zaman aynı şeyi konuşmuyoruz demektir. Aynı şey üzerinde uzlaşamayız veya kavramları konuştuğumuzda aynı sonuçlar çıkmaz. Onun için önce kavramları tanımlamak lazım. Yani hizmet nedir? Ben onu yapmaya çalıştım. Bunu yaptıktan sonra o kavramlar üzerinden sık sık biz faaliyetlerimizi, amaçlarımızı, söylemlerimizi, eylemlerimizi gez göz arpacık şeklinde bu hizmet kavramları, hizmetin tanımlaması üzerinden yeniden sık sık test etmemiz lazım. Ya bunu nereden çıkarırız? Hizmet nedir, ne değildir? Benim söylemlerimden, videolarımdan çıkarmayız. Hoca Efendi'nin söylediği, yazdığı kitaplar, eserler var ortada. Bediüzzaman'ın söylediği şeyler var, yazdığı kitaplar var, sözler var. Bunlar üzerinden hizmetin bir tanımının, bir sınırlarının çizilmesi lazım, amaçlarının çizilmesi lazım. Sonra da sık sık bunun üzerinden gez göz arpacık hedef yenilemeleri lazım. Şimdi kavramlar üzerine mutabık kalırsanız aynı şeyleri konuşabilirsiniz. Ama buna rağmen kavramlarda mutabık kalsanız bile zaman, çağ, gelişmeler kavramları, eylemleri, sözcükleri de değiştirir, eskitir. Zamana göre de kendinizi yenilemeniz lazım. Bu iki şeyin yapılması kanaatindeyim. Ben önce bir hizmetle ilgili temel tanımlamaları yapmak lazım. Bunu bir kurum yapabilir. Zannederim AFSV böyle bir çalışma yapıyor idi. Yani biz neyiz? Amacımız ne? Hedeflerimiz ne? Organizasyon yapımız ne? Ve bunun bütün dünyaya deklare edilmesi, arzu eden insanların, araştıran insanların bir yerden bunu bulabilmesi lazım. Yani bu hizmet denilen şey nedir? Temel ilkeleri nelerdir? Hedefleri nelerdir? Olmazları nelerdir? Amaçları nelerdir? Bunların ortaya konması ve bunun üzerinden yürünmesi lazım. Ya bunu bugün ortaya koyduk. 10 sene sonra bu yine eskiyebilir, revize etmek gerekebilir. Dolayısıyla hizmetin 10-15-20 yıl önceki bir kısım ön kabulleri, hedefleri de eskimiş olabilir. Güne göre, çağa göre, genç yeni nesillere göre bunların güncellenmesi, revize edilmesi lazım. Şu anda yapmamız gereken iki şey o zannederim. Bir, hizmetin tanımını çerçevelemek, kavramları yerli yerine oturtmak. Bunun için belki bir deklarasyona ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ben. İkincisi, 40 yıldır, 50 yıldır alışılagelen hizmetin değişen şartlar, coğrafyalar, karşılaştığımız kültürler, zorluklar, mücadeleler nedeniyle temel esaslarda olmasa bile bir revizeye ihtiyacı olduğu görülüyor. Bu revizenin yapılması lazım. Bunları yapamadığımız zaman hizmetten ve hizmetin eylemlerinden herkesin anladıkları farklılaşabilir. Bir kavramı kullandığımızda, hizmet dediğimizde işte duygusal bir arkadaşımız daha farklı anlayabilir. Rasyonel bir arkadaşımız daha farklı anlayabilir. 60'lı 70'li yıllardaki bir abimizin anladığı farklı olabilir. 18-20 yaşındaki gencin anladığı farklı olabilir. Dolayısıyla bu kavramların ve sınırlarının iyi tanımlanması, amaçların, hedeflerin, ilkelerin iyi belirlenmesi lazım diye düşünüyorum. Peki 60'lı 70'li yıllardaki bir abinin anladığı şekliyle değil şu an hizmet ediyorsunuz ve bir güncelleme yapılması şart. Peki görevde o kişi varsa yani hizmeti eski haliyle yorumlayan, o haliyle anlayan birisi görevdeyse hizmeti revize etmenin zorluğu ortaya çıkmıyor mu? Nasıl revize edilecek? Kesinlikle çıkar. Yani karar vericiler, karar verici organlar arasında kesinlikle toplumun ortalamasını yansıtan, farklı renklerini yansıtan insanların olması lazım. Mesela işte gençlerin olması lazım, kadınların olması lazım, orta yaş grubunun olması lazım, muhafazakarların olması lazım, yenilikçilerin olması lazım. Yani siz bir bünyeyseniz aynen parlamentoda olduğu gibi düşünün, işte parlamentoya farklı partiler üzerinden, teşbih yanlış olabilir, biz bir parti miyiz diye eleştiriler geleceğini şu anda görüyor gibiyim ama neticede hizmet hareketi de homojen bir yapı değil.
bir blok değil, bir mermer değil. Çok farklı kişiliklerden oluşan, eğilimlerden oluşan, eğitim altyapısından oluşan, kültür altyapısından oluşan insanlar var. Çok farklı dillerden, etnisitelerden gelen insanlar var. Yani işte bunun içinde Orta Asya'dan olanlar var, Afrika'dan olanlar var. Dolayısıyla bu eğer hizmet bir bütünse ve bunların hepsini kuşatıyor ise, bu insanların taleplerinin, hedeflerinin, hizmetin ve İslam'ın temel belirleyici ilkelerinin üzerinden yeniden tanımlanması, bunların taleplerinin o karar mercilerine yansıtılması lazım ki herkesin kabullendiği, herkesin benimsediği, herkesin kendini bulabildiği kararlar alınabilsin, yapılanmalar olabilsin. Eğer bunu siz sadece sınırlı sayıda insanla karar mercilerini sınırlı tutarsanız, belirli yaş grubunda, belirli eğitim anlayışında mesela örnek veriyorum. Sadece Türkiye'de yetişmiş, Türkçeden başka bir dil bilmeyen, Batı dünyasına nüfuz edememiş, belli bir yaşın üzerinde 20 ile 30'lu yaş grubu gençlerin taleplerini, isteklerini, kaygılarını anlamayan insanlardan oluşursa bu defa ne olur? Evet, hizmet yine yürür, faaliyetler yürür ama siz toplumun belli bir kesimini bu kervandan koparırsınız. Gençler buna ilgi duymamaya başlar, kendini burada görmemeye başlar, başka arayışlara yönelir. Der ki bu işte belli bir yaşın üzerinde, 50-60 yaş grubu üzerinde, 70'li 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda kalmış bir grup insanın eylemi çok da bana hitap etmiyor. Ben kendi yolumu çizeceğim der ve siz belli bir yaş grubunu kendi elinizle elimine etmiş olursunuz, itmiş olursunuz. Bunu güvenlik sebebiyle bazen yapabiliyor insanlar. Diyorlar ki mesela işte genç nesiller yani 20'li 30'lu yaşlarda yetişmiş insan mı var ki biz bunları katalım? Ya onların ayrı bir dünyası var. Onlar meselenin derdini çekmiyor. Şimdi burada da subjektif bir durum var. Biz o gençlere kendi gözümüzle bakıyoruz. Kendi kriterlerimizle bakıyoruz. Kendi beklentilerimizle bakıyoruz. Dolayısıyla ona göre onları klasifiye ediyoruz, tasnif ediyoruz. Yani o çocukların durumları, düşünceleri bizden daha da doğru olabilir. Veya bu çağda, içinde bulunduğumuz asırda, çağda daha geçerli olabilir. Dünyada, global manada karşılığı daha fazla olabilir. Biz bir alana sıkışmış olabiliriz ve kendi düşüncelerimizle aslında hareketi bir dar alana hapsediyor olabiliriz. Dolayısıyla yani farklı kesimden, eğilimden, kültürden, background'dan insanların o karar mercilerine yansıtılmasının, düşüncelerinin bir havuza akıtılmasının ve oradan çıkan düşüncelerle kararların yeni yapılanmaların olmasının ben hizmetin geleceği adına daha sağlam bir zemine oturması adına daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Peki hizmette şu an çok az da olsa gençlerin güzel şeyler yaptığını görebiliyoruz ama bunlar gerçekten çok az diyebileceğimiz kadar. Gençlere hizmetin aktarılması daha hızlı bir şekilde olması için bu karar mercilerinin az önce de sizin bahsettiğiniz gibi revize edilmesi gerekiyor. Ve yeni bir güncelleme yapılması gerekiyor ama şimdi çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Dünyaya yayılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Siz böyle düşünüyorsunuz. Başkası eski hizmet prensipleriyle yürümenin doğru olduğunu düşünebiliyor. Siz ona şaşırıyorsunuz, o size şaşırıyor. Bunu yapmak ne kadar kolay hizmet için? Yani bu çok zor bir şey değil mi? Nasıl olacak? Siz nasıl bir gidiş öngörüyorsunuz? Nasıl bir çözüm öngörüyorsunuz? Bu sadece hizmet için değil, bütün organizasyonlar için, bütün bürokrasiye sahip yapılar için zordur. Bununla ilgili pek çok bilimsel, akademik yayınlar da yapılmış zaten. Bu revizyon, reform yapmak çok zor bir şeydir. Mevcut yapılarda konumu olanlar, bu bütün birimler için söylüyorum, devletlerde de öyledir, sosyal yapılarda da öyledir, değişimlere tepki gösterirler. Değişimleri istemezler, kendi konumlarının kaybolmasından endişe ederler. Onun yıkılacağından, zarar vereceğinden endişe ederler filan. Pek çok güvenlik kaygıları devreye girer. Bütün bürokratik yapılarda böyledir. Ama yenilenemeyen, kendisini revize edemeyen, asrın, çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde güncelleyemeyen yapılar da zaman içinde marjinalleşir. İşte gençlere hitap edemez olur, kadınlara hitap edemez olur, asrın ihtiyaçlarına cevap veremez olur, oluşturduğu kurumlar demode hale gelir.
Bu Bediüzzaman da aynı şeyi yaşamıştır. Düşünün yani Osmanlı'nın son döneminde Bediüzzaman bugünün anlamında çok ileri bir demokrattır. İnsanların idam edildiği bir ortamda yaşasın hürriyet diye slogan atabilen bir insandır. Hapishanelerde çürütülme pahasına hakikatleri söyleyebilen ve o dönemin kurulu düzenine isyan edebilen, sözünü söyleyebilen bir insandır ve Bediüzzaman'ın biz bu yönünü çok severiz ve herkesin hoşuna gider. Delikanlı, yiğit adam. Niye hakikat söylüyor diye. Aynı şeyi Hoca Efendi için 70'li yıllarda Hoca Efendi Nur halkası dediğimiz Risale-i Nur geleneği sadece evlere mahsus. Evlerde de işçilerin, eğitimlerin, öğrencilerin, herkesin iç içe kaldığı sadece Risale okumaktan müteşekkil bir hizmet iken ilk defa yurt açma düşüncesini ortaya attığında Hoca Efendi en yakınındakiler itiraz ediyorlar. Ve diğer nur talebeleri aforoz ediyorlar kendisini. Bu icat çıkarıyor. Yeni yeni şeyler ortaya koyuyor. Böyle bir şey yok bizim geleneğimizde diyorlar. Keza herkes duymuştur. İlk defa okul, kolej açma fikrini ortaya attığında o dönemde 70'li yıllarda, 80'li yılların başında kolej dediğinizde insanların aklına ne geliyor? Müslüman çocuklarını, Anadolu çocuklarını gavurlaştıran Amerikan koleji geliyor. Fransız kolejleri geliyor. Alman kolejleri geliyor. Hoca Efendi bu düşünceyi ortaya attığında en başta en yakınındaki insanlar çok şiddetli tepki gösteriyorlar. Biz insanlara din iman öğretelim diye yola çıktık. Sen gelmişsin bize gavurca öğretecek kolejler açalım diyorsun diye müthiş bir defans gösteriyorlar. Ve yine hatırlayacaktır insanlar. Hoca Efendi bu defansı çok zorlayarak kırıyor. Diğer insanları neredeyse kırarak, çok sert bir tavır göstererek bu olacak diye bir tavır göstererek kırıyor ve nitekim o kolejler açıldıktan bu devrim niteliğindeki bu değişim yapıldıktan sonra görüyoruz ki o kolejler, açılan okullar, dershaneler, yurtlar klasik geleneksel nur hareketine müthiş bir ufuk açtı, müthiş bir verimlilik kazandırdı. Ve daha sonra bunu eleştiren o nur talebeleri kendileri de kolejler açmaya başladılar. Diğer bütün cemaatler açmaya başladılar. Şunu demek istiyorum, yani değişim zordur, sancılıdır. Değişime en çok da mevcut yapının içinde etkin insanlar direnç gösterir. Ama bunu şöyle aşmak da mümkündür. Yani radikal devrimci yöntemlerle aşmanıza da gerek yok. Hani bu çok sancılı olacak, kabul görmeyecek, başarısızlığa sebep olacaksa şöyle de açılabilir, aşılabilir. Yani yine eğer bu hareket davulcuya, zurnacıya kaçmasın, ne olur, başına ne gelir, ömrümüzü verdik, 20'li 30'lu yaşlardaki neydi belirsiz, nereye gideceği belirsiz gençlere teslim ederek maceraya girmeyelim deniyor ise bunun tedricilik yöntemiyle bir geçiş sağlanabilir. Karar mercilerinde yine belli bir yaş grubunda güvenilen, itimat edilen insanlar olur ama 20'li yaşlardaki insanları da alırsınız, kadınları da alırsınız, farklı eğitim grubundaki insanları da alırsınız, çeşitlendirirsiniz o karar mercilerini. Dolayısıyla tedrici bir geçiş olur. O insanların, o genç çocukların her tekliflerini de kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama onlara bir şeyler söyleme, konuşma fırsatı vermeniz, zemini hazırlamanız lazım. Yani 20 yaşında, 18 yaşında üniversiteyi bitirmiş veya okuyan dinamik zımba gibi çocuklar var, görüyorum ben. Ama kendilerinden bir şey bulamadıkları için bazı yapılardan uzak duruyorlar. Gelsin o çocuklar söylesin, konuşsunlar, düşüncelerini, projelerini ortaya koysunlar. Ortada bir yerde buluşmak da büyük bir ilerlemedir. Onların düşüncelerini o havuza akıtırsanız hem belli bir yaşın üzerindeki insanlar genç neslin neler düşündüğünü öğrenir, yeni gelişmelerden haberdar olur, kendini geliştirme, tamamlama imkanı bulur. Tamamen maceracı teklifler ise de onun olumsuz tarafları atılabilir, daha makul bir çizgide buluşulabilir. Ama bu geçişkenliği yapmadığınızda ki bunu bütün şirketler yapar bakın, bu işletme biliminde, yönetim biliminde temel esaslardandır. Pek çok şirket çok genç yaştaki çocukları bordlarına alıyor. Çocuktan dediğim 21 yaşındaki çocukları mesela bordo alıyor ve konuşturuyorlar onları. Diyorlar ki kocaman firmalar, yani dünyanın en başta gelen firmaları, Amerikan firmaları, Japon firmaları özellikle de gençlere hitap ediyor ise bu firma ürünleriyle, hizmet gençlere hitap etmiyor mu yıllardır? Bütün ürünleri gençlere hitap etsin diye o iddiayla çıkan bir hareket. Eğer gençlere hitap ediyor, çocukları ve gençleri kazanma düşüncesindeyseniz, ürettikleriniz onlara hitap edecek, onlara cazip gelmesini istiyorsanız, o halde bu gençler ne istiyor, ne düşünüyor, ne arıyor bunu bilmeniz lazım. Bunu bilmeden üreteceğiniz şeyler boşa üretilmiş, israf edilmiş şeyler olur.
Ya o genç çocukların alınıp konuşturulması lazım. Bunu büyük şirketler yapıyorlar. Board'a alıyorlar o çocukları, gençleri konuşturuyorlar. Söyle bakalım sen ne istiyorsun? Veya kadınlara hitap eden bir firma atıyorum başörtüyü üretiyorsa işte başörtüyü kullanacak o yaygın işte 20'li 30'lu yaşlardaki kadınlardan bir grup çağırıyor. Diyor ki sizin başörtüsünden anladığınız ne? Nasıl bir başörtüsü istiyorsunuz? Hangi renklerden hoşlanıyorsunuz? Bunları soruyor. Şimdi aynı şeylerin burada da yapılması lazım. Bu heyetlerin, grupların bütünüyle gençlere devredilmesine gerek yok. Tırnak içinde söylüyorum. Çoluk çocuğa devredilmesine gerek yok bazıları açısından. Ama o çoluk çocuğun da eğer onlar bir varlıksa, bir insansa, düşünceleri varsa ve geleceğimiz olacaksa onların da bu tür önemli kurumlara alınması ve onlara da çoluk çocuk muamelesi yapılmadan saygın insan muamelesiyle konuşturulması, düşüncelerinin dikkate alınması lazım. Altının çizilmesi lazım, tartışılması lazım. Bu heyetlerin içinde de oğlum sen ne diyorsun, öyle laf mı olur, ne biçim konuşuyorsun diye susturulmaması, bastırılmaması lazım. O da ayrı bir tarafı. Yani meşveret, istişare adabı açısından da o genç çocukların da saygın bir konumda tutulması lazım. Peki hocam, cemaatlerde ve tarikatlarda marifet olan bir şey var. Hani enaniyetin o manevi havuzda eritilmesi. Evet, hizmet bir tarikat değil ama Üstad Hazretlerinin de söylemi bu yönde. Dolayısıyla bu enaniyeti o şahsı manevi havuzunda eritmek bazen yanlış yorumlanabiliyor. Şahsi kabiliyetlerin önünü tıkamak olarak da sonuçlanabiliyor. Bu nasıl dengelenecek? Yani şahsi kabiliyetleri, bireysel tercihleri önünü kapatmadan o dengeyi nasıl kurmak gerekiyor? Özellikle bunu gençlere aktarırken böyle bir problemle karşılaşıyoruz, öyle değil mi? Biz eski, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi eski hizmet algısında bireysel çalışmalar biraz enaniyetle karıştırılabiliyor. Bu denge nasıl Evet. sağlanacak? Şimdi bireyin çiçek açması diye Hoca Efendi'nin söylemleri, ifadeleri var. Yani bireyin beceri ve kabiliyetlerinin önünün açılması. Bediüzzaman 100 yıl önce Münazarat isimli kitabında da söylemiş. Ferdiyet, ferdin öne çıkması ve ferdi becerilerin, kabiliyetlerin desteklenmesi. Bu üç büyük tehlike dediğimiz, düşman dediğimiz cehaletle, fakirlikle, ihtilafla mücadelede ferdin kabiliyetlerinin kullanılmasının çok önemli olduğundan bahsediyor Bediüzzaman. 100 yıl önce söylemiş bunu. Yine Bediüzzaman'ın bir ifadesidir. İnsan oğlu esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemeyecektir diye bir söz var. Bu söz şunu diyor aslında. Yani insan birey olarak hayatın içine katılmak istiyor. Dün edilgen bir varlık olmadığı gibi bugün sadece gelinen dünyada da o ücretli maaşını alan, işini yapan, giden bir insan da olmak istemeyecektir. Bunu 100 yıl önce söylemiş. Bugün modern işletme bilimi bunu konuşuyor. Diyor ki artık klasik işçi tasnifinden çıkmak lazım. İnsanlar o şirketin, o kurumun, o yapının parçası olduğunu hissetmeli, değiştirebileceğini hissetmeli, kendinden bir şey katabilmeli, o kazancına belli oranda, katkıları oranında ortak olabilmeli. Yani sıradan bir işçi ecir de olmamalı. Ecir işçi demek, esir olmak istemediği gibi ecir de olmak istemeyecektir. Yani kendi bireysel özelliklerini bir şeyin içine katmak isteyecektir. Şimdi enaniyet meselesine gelince bence bireyin temel özelliklerini koruma, güçlendirme, muhafaza altına alma ile enaniyeti karıştırmamak lazım. Enaniyet bireyin kendi iç kontrolüyle ilgili bir şey. Enaniyetimi ben kontrol etmeliyim. Benim enaniyetimi sizin kontrol etme gibi bir hakkınız, yetkiniz olmamalı. Olursa o zaman o sizin enaniyetinizi güçlendirir ve bireyin haklarını, sınırlarını ihlal eder. Bu iç muhasebe ile ilgili bir şey. Nefis muhasebesi ile ilgili ve kendini tekamül ettirme, geliştirme ile ilgili bir şey. Ben enaniyetimi kontrol etmeliyim. Ne bileyim işte gösterişe girmemeye çalışmalıyım ama bir sistem, bir düzen veya başkaları birinin enaniyetini kontrol edeceğiz diye onun temel hak ve özgürlüklerini sınırlandırırsa, onun Allah'ın verdiği bir kısım özelliklerden onu mahrum etmeye kalkarsa, onun iradesini bloke ederse, onun eylemlerini sınırlandırırsa bu enaniyeti öldürme olmaz. Bu bireyi öldürme olur. Enaniyeti kişi kendisi öldürecek. O havuza kendi iradesiyle atacak. Yoksa bir sistem, bir cemaat, bir grup biz bireylerin enaniyetini öldürüyoruz diye insanların onurunu, izzetini rencide etmesi veya buna dair bir sistem kurulması veya insanların bireysel kabiliyetlerini dumura uğratan toptancı, genellemeci yapılar kurulması
Sadece o bireyi öldürür. Uzun vadede de aynen Sovyet sisteminde, kapalı sistemlerde olduğu gibi sistemi çökertir uzun vadede. Sizin yazınızdan yine bir alıntı yapmak istiyorum hocam. Dorsey'i devirmeden yazınızda şöyle diyorsunuz: eylemsiz beklemekle, zamana bırakmakla hiçbir şey olmaz. Sadece üzümü, sirke ve şarap yapabilirsiniz. Yani eylemsiz durdukça mayalanma artar, sorgulama artar, yapı yavaş yavaş bozulmaya yüz tutar. Kenara çekilmek de kanaatimce çözüm değildir. Bir tır şoförü dikkatiyle, hamile anne hassasiyetiyle, yüke ve kendinize zarar vermeden, bekleyenleri inkisara uğratmadan virajları almak, köprüleri geçmek, dar koridorları aşmak durumundayız diyorsunuz. Bu dönem gerçekten yaraları sarma dönemi diyoruz. Ve bu süreçte insanlar hukuki olarak haklarını arıyorlar ama hukukun işlemediği bir ülkedeler. Yurt dışındakiler uluslararası hukuka başvuruyorlar ve dua ediyorlar. Bunun dışında hizmet hareketi mensuplarının yapmaları gereken ne var? Sizin burada kastetmiş olduğunuz eylemsiz bekleme nedir? Bunu açıklar mısınız hocam? Yani aktif sabır diye Hoca Efendi'nin ürettiği güzel bir kavram var. Yani sabrederken de böyle eylemsiz durmama, bir şeyler üretme. En azından eylemleriniz, mesela eliniz ayağınız hareket etmiyor ise bile düşüncenizle geleceğe dair fikirler üretme. Bir kısım tasarımlar yapma, problemleri çözmeye çalışma. Yani elinizi kolunuzu bağlamıştır insanlar, sizi hapse atmıştır. Nitekim pek çok gazeteci yazarın hapiste olduğu gibi. O gazeteci yazarlar hapiste olduğu halde bile eylemsiz durmuyor. Her gün spor yapıyorlar ama onun ötesinde ne yapıyorlar? Mesela hepsinin kitap yazdığını görüyoruz. Düşünce üretiyorlar. Bir şekilde fikirlerini sistematik bir şekilde yazıyorlar. Belki daha sonra neşretme imkanı olacak. Yani şu an bir ağır bir kriz dönemi yaşıyoruz. Ağır bir darbe, deprem yaşadık. Ve bu depremden dolayı da pek çok insan da ya bunu bir atlatalım, bu bir gelecek sonra düşünürüz gibi bir yaklaşım var. Evet, çok radikal şeyler yapmanız gerekmeyebilir ama hayat devam ediyor. İnsanların beklentileri var. Toplumsal olarak, kolektif olarak çözülmesi gereken problemler var. Siz bunları sürekli ötelediğinizde, yok saydığınızda, zamana yaymaya çalıştığınızda insanlar umudunu yitirecektir. Buradan çözüm beklemekten uzaklaşacak. Bir şekilde başka yollar arayacaklardır. Biraz hareketin içinde son dönemde bu var diye düşünüyorum. Ben öyle değerlendiriyorum. Yanılıyor olabilirim. Yani eylemsizlikten kastım bu. Evet, bir sıkıntı yaşadık ama buradan çıkmak için ciddi bir çabanın, gayretin, projenin, hedefin, iyi düşünülmüş, tasarlanmış çalışmaların yeterince olmadığı kanaatindeyim. Bununla ilgili bir kriz yönetiminin olmadığı, sonraki adıma dair yeterli çalışmaların da olmadığı kanaatindeyim. Biraz onu kastediyorum. Eylemsizlikten kastım odur. Yani durağanlık, bir şey yapmama, kendiliğinden bir şeylerin geçmesi gibi. Şimdi bazı şeyler kendiliğinden geçmeyebilir. Hatta daha kötüye de gidebilir. Eğer eylemsiz kalırsanız, işte üzüm sirke olayında olduğu gibi, bekledikçe bazı şeylerin yapısı bozulmaya müsaittir, bozulur. Temel özelliklerini kaybedebilir veya ayrışmalar olabilir. İnsanlar umudunu yitirebilir, kenara çekilebilir. Onun için sorumluluk makamındaki insanların bu katılımcılığı, bu yönetişimi farklı kesim ve gruplardan insanların duygu düşüncelerini de alarak yeni çözümler üretmeleri lazım. Burada şöyle de bir problemimiz var maalesef. Çözüm talep eden insanların bu taleplerini dikkate almak, değerlendirmek yerine bu talepleri absorbe etme. Ya yani böyle bir talepler var. Dinleyelim şu çocukları, sussunlar gibi bir yaklaşım da olabiliyor. Gazeteciler çok konuşuyorlar, çok eleştirilerde bulunuyorlar. Birileri bunları dinlesin, bir muhatap alalım, gazları alınsın, sussunlar. Bu da değil. Yani bir şeylerin üretilmesi lazım. Bir problemin içindeyiz. Yani şu anda bizim hiçbir problemimizin olmadığı, her şeyin güllük gülistanlık olduğu, insanların mutlu olduğu, harika olduğu, hiçbir sıkıntının olmadığı gibi bir durum söz konusuysa tamam, yürüyelim böyle. Ama yok, öyle değil. İnsanların kafası karışık, sorguladığı şeyler var, ciddi çözülmesi gereken problemler var. Büyük arızalarımız varsa ve geleceğe matuf, yeniden yapılanmamız, şekillendirmemiz gereken şeyler varsa ve bekliyor isek, bu da o zaman bir sorumluluktur. Veya bunun için pansuman tedbirler almak, geçiştirmeye çalışarak bir kısım şeyler yapıyormuş gibi görünmek de problemi sadece büyütür. Kısa vadede insanları susturabilirsiniz.
Tam gazını alabilirsiniz ama uzun vadede insanlar daha büyük ümitsizlikle, daha büyük yıkımla yollarına devam ederler. Tabii sosyal yapılarda bireysel inisiyatiflerin çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Sadece sorumlu olan kişiden bir şeyler beklemek. Şimdi geldiğimiz noktada yine bakıyoruz. Evet, birçok hata yapılmış, yapılmış, yapılmış ve çözüm adresi olarak Hoca Efendi gösterilmiş oluyor. Bu Hoca Efendi'ye yapılmış bir haksızlık değil mi? Bunu soracağım. Bir de bireysel inisiyatiflerin çoğaltılması mı gerekiyor yoksa sorumlu kişilerden mi birçok şey beklenilmeli? Çünkü bu zamanla bir kısır döngüye dönüşmüş oluyor. Zaruri ihtiyaç olan şeyleri kastetmiyorum ama hani yurt dışına çıkmış olan, artık hayatını kurmuş olan kişilerin bile sorumlu kişilerden benimle ilgilenmesi gerekiyor beklentisi bir kısır döngü oluşturmaz mı? Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, biz tabii alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım biraz. Daha önce her şeyi Hoca Efendi'den bekleme. Bir insanın her şeye karar vermesi, işte herkesin ona sorması, işte başörtüsünün rengine kadar, çocuğunun ismine kadar. Bu aslında bir kişiye yapılabilecek en büyük zulümlerden birisi. Çok yorucu bir şey değil mi hocam bu? Yani her problemi ona, bir kişinin çözmesini beklemek, her şeyi ondan beklemek, bir tarafıyla bir kolaycılık ve tembellik. Öbür yanıyla işte bireyi öldürmektir. Bir başka yönüyle de o bir kişiye zulmetmektir. Yani bir kişi her şeyi nasıl çözebilir? Çözümler üretirsiniz. Bir kısım alternatifler geliştirirsiniz. Belki nihai noktada şu mu, A mı, B mi, C mi diye sorabilirsiniz. Ama her şeyi bir Herkül gibi, bir kurtarıcı gibi, olağanüstü bir güç gibi bir insandan beklemek doğal değil, tabii değil. Ve bu tür toplumsal yapılarda rehavet, tembellik oluşturan, çözümsüzlük üreten bir yaklaşım. Bunun bence terk edilmesi lazım. Hoca Efendi kitapları yazmış, konuşmaları var, hizmetin temel ilkeleri belli. Bu temel ilkeler çerçevesinde yerelde insanların yerel problemleriyle ilgili kendilerinin oturup çözümler üretmesi lazım. Ama yıllardır böyle bir sisteme biraz alışıldığı için o katılımcı, demokratik, yönetişime açık bir anlayışı geliştiremediğimiz için şu anda da insanlar, yani birileri çıksın, bir kurtarıcı çıksın ve hepimizin problemlerini mucizevi bir şekilde çözsün. Veya olağanüstü bir vaka olsun, bir hadise olsun, ne bileyim işte gökten bir şey gelsin filan, böyle kudret helvası gelsin eski mucizelerde olduğu gibi, böyle bir çözüm bekleme var. Bence bundan kurtulmak lazım. Bunun içinde bulunduğumuz şartlar da zorluyor. Artık 90'lı yılların, 80'li yılların döneminde değiliz. Dünya değişti, Türkiye değişti, hizmetin coğrafyalara değişti, hitap ettiği kültür değişti, içinde bulunduğu toplumlar değişti. Daha demokratik toplumların içindeyiz şu anda artık. Batı dünyasındayız, liberal demokrat ülkelerde yaşıyoruz. Bu coğrafyalara göre yerel inisiyatiflerin geliştirilmesi lazım. Her şeyin sadece bir kişiden veya bazı kişilerden beklenmesinin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Risalelerde hizmetin temel ilkeleri belli. Hoca Efendi'nin yazdığı eserlerde ilkeler, hizmetin ilkeleri belli. Bu ilkeler çerçevesinde bireylerin inisiyatif alıp lokal bir kısım çabalar, projeler geliştirmeleri, çözümler geliştirmeleri lazım. Yukarıdan aşağıya doğru bir değişimi zorlamak lazım. Bu olursa hem sağlıklı olur, hem de ciddi kırılmalara, ayrışmalara sebep olmadan daha sağlam bir şekilde olabilir. Ama maalesef hani bizim yetiştirdiğimiz birey profili, kişi, insanlar profili biraz böyle hep yukarıdan bekleme, birileri söylesin yapalım modunda olduğu için bu dönüşümü de kolay gerçekleştiremiyoruz. Ama bu noktada ben bütün arkadaşlarımıza sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Yani bireysel inisiyatif alma, lokal inisiyatifler alma, 5-10 insan, 3-5 insan bir araya gelip İslami temel ilkeler, evrensel değerler ve hizmetin temel ilkeleriyle çatışmayan çözümler geliştirebilirler. Projeler geliştirebilirler. Bunun için mutlak manada birinden izin almaya gerek yok, birine sormaya gerek yok diye düşünüyorum. Ha, sorumlu görülen insanların da artık eski klasik yaklaşımın yürümeyeceğini bilmeleri lazım. Daha böyle yönetişime açık, insanların fikirlerine açık bir şekilde yürümeye çalışmak lazım. Yani diğer hal muhal, o 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda oluşmuş olan böyle hiyerarşik, biraz da yukarıdan aşağıya bir kararın alınıp herkesin uyguladığı, sadece düşüncelerin alınmadığı yöntemlerin ne çağ açısından uygulanabilirliği var, ne içinde bulunduğumuz yeni coğrafyalar, yeni kültürler açısından uygulanabilirliği var.
Ayrıca da geleceğe yürüyebilmek için, daha sağlam bir şeyler bina edebilmek için o eski alışkanlıklardan kendimizi kurtarmamız daha demokratik, daha bireye önem, bireyin alanına önem veren ve koruyan, ama istişareye de önem veren, katılımcılığı önemseyen yapılar oluşturmamız lazım. Bir de hizmet dünyaya ne verebilir konuşuyoruz çoğu zaman. Ama dünyadaki sosyal yapılara baktığımız zaman daha problemsiz, daha profesyonel iş yaptıklarını görüyoruz. Hizmet dünyadan ne alabiliri konuşsak belki daha çok şey konuşmuş olacağız. Hani bizim bir de kendimizi bir bunu söylerken bir üst perdede konumlandırmış olmuyor muyuz kendimizi? Yani dünyaya bir şey verme çabasında olan bir konuma koymuş oluyoruz kendimizi. Hani veren el alan elden üstündür hadis-i şerifince biz önce kendimizi bir konumlandırıyoruz, sonra dünyaya bakıyoruz. Aslında bu bakış açımızda bir yanlışlık yok mu hocam? Siz ne diyorsunuz? Yani biz dünyadan birçok konuda birçok şey öğrenebileceğiz, öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani enaniyetle ilgili, egonun, enaniyetin tanımı yapılırken ene bahsinde üstadımız çok güzel bahsediyor, ama Hoca Efendi'nin de bu ene ile ilgili yaklaşıma kattığı bir kavram var. Cemaat enaniyeti diye, bu Hoca Efendi'nin kattığı bir kavramdır. Bu tür çok kavramları var. Sadece enaniyet bireysel enaniyet olmuyor. Yani ben, Mahmut, şöyle uçarım, böyle kaçarım. Ama ben ait olduğum grupla ilgili bir enaniyet de taşıyabiliyorum. Ve maalesef bu tür yaklaşımlar biraz kolektif enaniyet kokuyor. Yani biz dünyaya şekil veririz, dünyaya nizam veririz. Bu milletlerde de vardır. Yani nasyonalizmin, ırkçılığın biraz özünde de bu vardır. Üstün Bireysel millet. aksiyonu törpüleyen bir şey değil mi hocam bu? Bu ay bireyi, bireysel aksiyona, bireysel faaliyetleri, kabiliyetleri törpüleyen bir şey, ama o grubun içine katıldığında birey tatmin oluyor. Mesela faşizm dediğimiz şey bu aslında biraz da. Alman milletinin büyük değerleri için, geleceği için her Alman ferdi kendini onun içinde feda etmelidir. Şimdi bu yaklaşım da aslında problemli bir yaklaşım. Yani bu da kolektif enaniyet, egoizmi gerektiren bir şey. Hem bireyi öldürüyor, hem de kolektif bir enaniyet getiriyor. Kendisini herkesten üstün gören, farklı gören, dünyanın üstün ırkı, üstün grubu, üstün cemaati, dünyaya şekil verme hakkını kendinde bulan, dünyanın diğer kesimlerinin aciz, perişan, zavallı, gariban, cahil, kendilerinin üstün olduğunu gören bir yaklaşım var. Ve bu yaklaşımlar dünyaya felaketler yaşattı. İşte Hitler'in yaklaşımında gördüğümüz gibi. Şimdi bu tür şeylere de girmemek lazım. Evet, hizmetin çok güzel ilkeleri, çok güzel prensipleri, dünyaya vereceği çok şeyler var. Ama işte Batı dünyasında geldik, görüyoruz. Bu dünyada da çok güzel şeyler var. Mesela biz o siyasal İslamcıların baskın endoktrinizasyonuyla bütün Müslüman coğrafyalarda Batı deyince mesela yardımlaşma bilmez, bireysel, bencil, başkasını düşünmeyen insanlar. Şimdi buraya geldiğimizde gördük ki yani sokak başında charity shoplar var. Her sokak başında en güzel dükkanlar ve binlerce var. Yardımlaşma burada çok daha sistematik, kurumsal hale getirilmiş ve ilginç tarafı bizim coğrafyalarımızda olduğu gibi istismara açık değil. İstismara kapalı, belgeli, official, resmi bir hale getirmişler. Nereye verdiğini görüyorsun, ne verdiğini görüyorsun, takip edebiliyorsun. İstismara ve suistimale kapalı bir şekilde, ama çok daha yaygın yardımlaşma faaliyetlerinin biz burada olduğunu görüyoruz. Bu siyasal İslamcı yaklaşım, hizmet hareketi dahil aslında, onun hastalıklı tutumu, Batı'ya hastalıklı bakışı, liberal, özgürlükçü dünyaya hastalıklı bakışı bütün cemaatleri ve Müslümanları aslında olumsuz etkiledi. Hizmetin ve İslam'ın, Müslümanların dünyaya vereceği çok şey var. Özellikle materyalizmin alında debelenen bu insanlar, ateizmin çok yoğun olduğu bu coğrafyalarda kalp ve ruh hayatı adına, yardımlaşma adına, bütün şeyler adına vereceği şeyler var, ama alacağımız şeyler de çok. Mesela bu yardım faaliyetlerinin istismara kapalı nasıl yürütüleceğini biz bunlardan çok rahat öğrenebiliriz. Çok daha iyisini, çok daha sistematik bir şekilde yapıyorlar. İstismar kapılarını kapatmışlar. Yani insanların mesela tebessüm, Efendimizin hadis-i şeriflerinden birisidir. Aranızda selamı yayın diyor. Şimdi bakıyoruz İslam coğrafyalarında, Orta Doğu'da trafikte en küçük bir ihlalde insanlar birbirine giriyor, öldürüyor. Bana niye yan baktın diye birbirini bıçaklayan, öldüren insanlar var. Şimdi bu coğrafyalarda görüyorsunuz ki o hadis-i şerifin gereğini bunlar yapıyor.
tebessümü yayıyorlar. Tanıdığın tanımadığın insan hay diyor, helal diyor, merhaba diyor insanlar. Yani bunu sadece bir şeyler vereceğimiz bir dünya gibi düşünmek kolektif bir egoizma olur. İnsanlardan, diğer toplumlardan, kültürlerden etkileşimle bizim de alacağımız çok şey var. Aynı havuza akıtıp onlardan alacağımız ve onlara vereceğimiz şeyler olabilir. Bir etkileşim olarak düşünmek lazım. Tek taraflı bir doktrinizasyon, yani endoktrine etme, insanları bilgilendirme, angaje etme, tepeden bir şeyler dikte etme şeklinde değil. Bizim eksiklerimiz de var, insanız. Yani birey olarak da var. Kolektif olarak da var. Cemaat dediğiniz veya grup dediğiniz şeylerde mükemmel değil ki. Gruplar da bireylerden oluşuyor ve grupların da eksikleri, hataları, problemleri, zaman içinde yaşadığı yozlaşmalar, yenilemesi gereken noktaları olabilir. Bu coğrafyalarla, içinde bulunduğumuz yeni coğrafyalarla da bence böyle interaktif, etkileşime açık bir diyalogla işleri yürütmemiz lazım. Tepeden bakan, yüksekten bakan, kendini bir yere koyan yaklaşımlarla yararlanamayız buralardaki güzelliklerden. Aslında diyalog adı üstünde değil mi? İki kişinin veya daha fazla kişinin birbiriyle konuşması. Ama biz kendimizi az önce dediğimiz gibi bir üst konuma yerleştirdiğimizde olmuyor. Bazı şeyler yürümüyor ve fıtri olarak devam etmiyor. Kesinlikle, yani bu coğrafyalar kaderin bir sevki olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz demokratik liberal bu refahın olduğu, hukukun üstünlüğünün olduğu, insan haklarının yeryüzünde en zirvede olduğu bu coğrafyalar eğer bu süreçleri iyi yönetebilirsek hizmet hareketinin de dönüşümüne, globalleşmesine, evrenselleşmesine çok büyük katkıları olacaktır. Ama o kolektif egoizmayı tepeden bakan işte biz şöyleyiz, biz böyleyiz, ötekiler falan böyle bu yaklaşımı sürdürürsek bu dönüşümü sağlıklı şekilde gerçekleştiremeyiz. Bireysel ve kolektif olarak. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Sağ olun. Kolaylıklar İnşallah. diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Efendim, Doçent Doktor Mahmut Akpınar Beyefendi bizlerle birlikteydi. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.